Şimdi şu. Ağla, kudur falan böyle saçma sapan şeyler yazıyorlar. Ya Galatasaraylı, sevgili kardeşim, elini vicdanına koy. Elini vicdanına koy. Bu sene Galatasaray o kupayı kaldırdığında sevinecek misin? Bana onun cevabını ver. Galatasaray taraftarı sen ama vicdanlı Galatasaray taraftarı. Fanatik, gözü kör olmuş Galatasaray taraftarına söylemiyorum ben. Vallahi billahi tallahi ben Fenerbahçe bu durumda olsun, şampiyon olsun, sevinirse en büyük şerefsizim. 2011'deki ben. Şampiyonlar sevin. Seviniyor musun? Hadi. Hadi anlat hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi konuş. Tamam mı? Abi Ümit Davala, Hasan Şaş, El Mandar daha futbolu yeni bırakmış. Diyor ki hoca, Fatih Hoca, işte ben onların bölgelerinde kim varsa onlar o bölgeleri çalışacaklar. İşte orta sahaya El Mandar veya ön tarafı. Hasan Şaş işte sol kanadı çalıştıracak bilmem ne. Ama şunu da unutmamak lazım Emre Bey. Fatih Terim'le Galatasaray son şampiyonluklarını kazanırken ekipte yine Ümit Davala ve Hasan Şaş vardı. Fatih Hoca da bütün antrenmanlarda takımın başında sahada değildi bu arada. Ümit Hoca'yla Hasan Hoca'ya da çok fazla peki bırakır, yukarıdan da takip eder. Fatih Hoca'nın tarzı gaz ekibi yani. Hadi aslanlar, hadi kaplanlar. Onlar da gidecekler, oyuncularla birebir konuşacaklar falan. Bu iş artık öyle değil. Peki değil ekip mi? İki tam sezonda şampiyonluklar yani, kazanmış mı? Yani. Kazanmıştır. Emre bayağı sinirlenmiş. Evet, sen Emre... Abi nasıl sinirlenmeyeceksin ya? Biraz nefes yani al, şu var, biraz suyunu hakemler iç. De hata yapar Emre ya. İnsan var varken hata yapamazsın abi. Abi bildirim yaptın. Var varken hata yapamazsın. Değil. Ya bildirim yapmadınız mı? Hakemler de hata yapabilir mi? Var varken, var varken hata yapamazsın. Bak sana bir yerden takıyorum. Vara rağmen hata yaparsan... Abi, yok kulüpler bildirim, bildirim yapmadım abi. Bildiğim zaman. Yani yok demedim, hakemler de hata yapar insan. El altı vuruyorsun. Kasıtlı yok yani, bu normal oluyor böyle şey. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect from on the street. Under the sun, the best of sun will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we whip them up like a canteen. The yellow tanks around the face, don't have a face, so now you like open the... Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenme ihtimali sıfır. Emre Bol çok büyük konuşuyor. Bak sıfır kardeşim. Sıfır sıfır kardeşim. Ali bırak Jüpiter'in, Plüton'u, Uranüs'ü, Mars'ı. Babacığım Satürn dünyaya yaklaşsa, tamam mı? Mars bir mızrak boyu yere inse yine olmaz, yine olmaz baba. Galatasaray Kadıköy'de kazanamaz. Kazanamaz. Galatasaray'ın çok iyi bir böyle papaz bulması lazım abi. Papaz değil büyüsü mi? Tabii. Bu büyüyü çözdürecek. Ben de söyleyecek diye bekliyorum. İyi ben bir de papaz şey bulması ben lazım şey abi. Yoksa bu büyü çözülmezse Galatasaray'ın kazanma ihtimali sıfır abi. Tamam ama yine... Geldin. Nereye? Fenerbahçe maçı. Kadıköy'e geldin. Sen buradan var ya, bırak 3 puanı. Tamam mı? Burada adama su vermezler Kadıköy'de. 0 puan. Ondan sonra aşağı gidiş başlar. Fenerbahçe'den, Fenerbahçe Galatasaray'ın ipini orada çeker. Gençler Birliği ve Sivas maçlarını da kaybeder. İşte bunu yap. Sana bir söyleyeyim. 5'te 5 yapar Fener. Ben bir tek Serdar gibi oldu ama biraz gerçekten 5'te 5 yapar. Galatasaray galibiyeti oldu ne olur? Ya Fenerbahçe zaten Galatasaray yener Hakan. Ya, futbol sahada oynanıyor yani. Fenerbahçe Galatasaray zaten yener. Ya hayır futbol. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Bir de bir Kadıköy'de Galatasaray mağlubiyeti filan. Bir de bunu yaşatmayın ya. Sakın ha. Tekrar geçmiş olsun. Abi Arzu Futbol'a yani, ne yapalım evet, biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Bizim kupalarımız çok ağır. Evler Galatasaray Müzesi'ne gitsin. Sen Beşiktaş Müzesi'ne git, ben Fener Müzesi'ne gideyim. Hep beraber çekim yapalım orada. Artı futbol önümüzdeki hafta bunu konuşalım. Kupaları sayayım. Ben konuşalım da Emre bir şey merak ediyorum. Benim yayın 10 saat sürer, sizinki 1 saatte bitiyor. Haydi delikanlı.